gururunu, şerefini yaşıyoruz. Önemli bir gece, önemli bir gün, önemli anlamı bir yıl dönümü. Bu arada tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın da bütün buradaki misafirlerimize en samimi selamlarını da iletmekte görevlendirildim. Selamlar iletiyorum. Değerli arkadaşlarım, tabii bugünlere kolay gelinmedi. Dolayısıyla bugünlerin kıymetini bilmemiz lazım. Bu konuda emeği geçen, gayret gösteren, çalışan bütün arkadaşlarımızı da, bütün kardeşlerimizi de bu vesileyle bir kez daha anıyorum. Azerbaycan için Türkiye, Türkiye için Azerbaycan'ın çok özel olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu konuda hepimiz bilgiliyiz, bilinçliyiz. Gerçekten Azerbaycan'ın, Azerbaycan Türk'ünün bizim kalbimizde, kafamızda, gönlümüzde, hayatımızdaki yeri çok özel ve önemli. Bu duygularla, bu düşüncelerle, dostluğun çok ötesinde kardeşlik bağlarıyla bütün faaliyetlerimizi yürüttük, yürütüyoruz. Ve Bahtiyar Vahapzade'nin dediği gibi gerçekten ama gerçekten buna inanarak bakmamız lazım hepimizin. Biz bir ananın iki çocuğuyuz. Bu bilinçle, bu bilgiyle arkadaşlarım çalışmalarımızı sürdürdük, sürdürüyoruz. Dünyada bu düzeyde bu kadar yakın, bu kadar samimi, bu kadar birlikte çalışan, bu kadar birbirini tanıyan, anlayan ikinci bir millet yok. Dolayısıyla Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin ne kadar önemli olduğunu, gerçekten iki devlet, tek millet olduğumuzu her zaman hatırlamamız lazım, bilmemiz lazım. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkamamamız lazım. Biz bütün yaptığımız faaliyetlerde, askeri, siyasi, diplomatik yaptığımız bütün faaliyetlerde kendi haklarımızı nasıl önemli, nasıl değerli görüyorsak, aynı zamanda Azerbaycanlı kardeşlerimizin de hakkını, hukukunu o kadar değerli, o kadar önemli gördük, görüyoruz ve Azerbaycanlı kardeşlerimizin, can kardeşlerimizin haklı davasında hep yanlarında olduk. Bundan sonra aynı şekilde yanlarında olmaya devam edeceğiz. Ve sadece bir kendimiz için değil, bu konuları sadece bilmek değil, bunlarla ilgili çalışmalar değil, hem sahada hem masada, her vesileyle, her platformda Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu her zaman gündeme getirdik, gündeme getirmeyi de sürdüreceğiz. Ve bunları yaparken de çok açık bir dille konuştuk, konuşmalarımızı bu şekilde sürdürdük. Bu tek vatan harekatının, vatan muharebesinin bu zafer gününde gerçekten yüksek bir duyguyla, yüksek bir bakışla, yüksek seviyeli bir anlayışla meselelere bakıyoruz. Ve bu manada Ermenistan'ın, Azerbaycanlı kardeşlerimizin topraklarının %20'sini işgal ettiğinde 1 milyondan fazla Azerbaycanlı kardeşimiz evini, toprağını terk edip kaçkın ve göçkün duruma düştüğünde hiçbir şekilde bunların farkına varmayan, Hocalı katliamı yapılırken bunları görmeyenlerin ve daha sonra Azerbaycan hakkını kuna aldığında ortaya çıkmaları da son derece manidardır. Bunları gerçekten derslerimizi okumalıyız, derslerimizi okutmalıyız. Bu bilinci, bu görüşü, bu anlayışı, bu tabloyu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı, Minsk grubu ve bunlar 30 sene boyunca kıllarını kıpırdatmadılar. Fakat 44 günlük bu vatan muharebesinden sonra her şey ortaya çıktığında şu anda Avrupa Birliği'nden onlarca kişi hudutlarda ateşkes vesaire gibi bir takım sebeplerle burada görev yapmak üzere gelmiş bulunuyorlar. Ve şu ana kadar bu 30 yıllık işgalden sonra 30 yıllık işgal oldu. 30 yıllık işgalden sonra dahi Ermenistan çeşitli saldırılarla Azerbaycanlı kardeşlerimize, Azerbaycan topraklarına saldırılarını pervasızca sürdürmeye çalıştılar. Fakat bunun da bir haddi vardı, sınırı vardı. Artık belli bir noktadan sonra bildiğiniz gibi artık yeter diyerek Azerbaycanlı kardeşlerimiz ayağa kalktılar ve 44 günlük süren muharebeden sonra işgal altındaki üst topraklarını işgalden çok şükür kurtardılar. Ve bu zaferi elde edebilecek, kendi topraklarını kurtarabilecek, kendi topraklarını müdafaa edebilecek güce sahip olduğunu, yani Türk'ün gücünü bütün dünyaya bu 44 günde gösterdiler. Kendilerini bir kez daha kutluyorum. Arkadaşlarım, bu süreçte
Sayın Başkan Aliyev ve Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ortak irade ve beyanlarıyla ortaya koydukları liderlik gerçekten bütün faaliyetlerimizin çerçevesini belirledi. Bu çerçevede, bu süreçte can kardeşimiz Azerbaycan'a gerçekten elimizden gelen ne varsa askeri eğitim, işbirliği ve yardımlaşma konusunda hepsini ortaya koyduk ve şu anda da aynen bu ilişkimiz, bu işbirliğimiz devam etmekte. Arkadaşlar şu anda bu ateşkesten sonra Ruslarla birlikte, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları birlikte ortak merkezde çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu yapılan faaliyetler çerçevesinde biz bütün gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Gece gündüz işbirliğimiz her an anlık olarak Azerbaycanlı kardeşlerimize sürdürmeye devam ediyoruz. Bu manada biraz önce bahsettiğim gibi askeri eğitim, işbirliği ve danışmanlık konusunda neler yapabileceksek birlikte düşünüyoruz, birlikte çalışıyoruz, birlikte karar veriyoruz. Bu birlikte bu uygulamaları yapıyoruz. Burada tesis edilen üçlü, dörtlü işbirliği mekanizmaları var ateşkesten sonra. Biz bu şekliyle, bu mekanizmaların hayata geçirilmesiyle, tarafların bu konuda gerekli anlayışı, gerekli desteği ve katkı sağlamasıyla bölgenin bir an önce istikrara, barışa ve bunun da sonucunda güvenli ve müreffeh bir topluma dönüşmesi. Bu konuda elimizden gelen neyse biz ve Azerbaycan yaptı, yapmaya devam ediyoruz. Özellikle Haziran 2021'de yapılan Şuşa beyannamesi arkadaşlarım gerçekten bizim ilişkilerimizdeki en önemli adımlardan biri oldu. Kardeşliğimizin ve ortak geleceğimizin de hedeflerimizin de göstergesi bu beyannamede yer aldı. Ve bu beyanname çerçevesinde kalıcı barışın ve huzurun oluşması için elimizden gelen her türlü adımı atacağımızı da bu da beyan etmiş bulunuyoruz. Burada en önemli noktalardan biri de bu şekliyle Azerbaycan ve Türkiye'nin birlikte Ermenistan'a uzattığı barış elinin Ermenistan tarafından önce anlaşılması ve sonra bunun gereğinin yapılması. Bunun kendileri için de bölge için de çok önemli olduğunu, Kafkasya'nın bir barış ve istikrar bölgesine dönüşebileceğini bu şekilde herkesin görmesi lazım. Özellikle ve öncelikle Ermenistan'ın. Azerbaycan-Ermenistan sınırında şu anda biraz önce bahsettiğim gibi arkadaşlar 40 kişilik bir misyon, Avrupa Birliği izleme misyonu bulunuyor. Peki bunlar nerelerdeydi bugüne kadar? Bunun cevabı yok. 30 yıldır burada ezaya, cefaya, saldırıya, tacize, tecavüze muhatap olan Azerbaycan'dı. Neredeydiniz? Bunun cevabı yok arkadaşlar. Dolayısıyla biz güçlü olmak zorundayız, hazırlıklı olmak durumundayız. Hakkımızı ve hukukumuzu müdafaa edebilmek için gerçekten yerinde ve zamanında gücümüzü kullanabilecek bir durumda olmalıyız. Burada Türkiye'nin Kafkasya'daki çözüm odaklı, etkin politikasının uygulaması sırasında tabii Avrupa Birliği ve diğer bazı ülkeler ve kurumlar bir rol kapma çabasında biz bunun da çok iyi farkındayız. Biz Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ve kalıcı barışın sağlanması bakımından her türlü çabayı destekliyoruz. Yani barış olsun, istikrar olsun şeklinde bu çabaları destekliyoruz. Fakat çözümsüzlüğü körükleyen bazı girişimler var. Bunlara da karşı durumumuz çok açık ve net. Bunlara karşı durduğumuzda herkesin bilmesi lazım. Türkiye, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Libya başta olmak üzere tüm dost ve müttefiklerimizin haklı davalarını destekledik, desteklemeye devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye olarak bu kardeşlerimizin bütün davalarında yanlarında olduk. Dün neyse bugün aynı şekilde onlarla beraber olmayı, onlarla işbirliğini sürdüreceğiz. Türkiye-Azerbaycan ortak tarihiyle, ortak değerleriyle kederde ve kıvançta bir ve beraberdir. Bunu bilelim, bunu herkes bilsin. Azerbaycan'ın derdi bizim derdimiz. Sevinci bizim sevincimiz. Bugüne kadar kederde ve kıvançta can kardeşlerimiz yanında olduk. Bundan sonra da daima Azerbaycan'la beraberiz, onların yanında olmaya devam edeceğiz. Bunlara da kimsenin şüphesi olmasın. Bu vesileyle Karabağ Zaferi'nin kazanılmasında büyük bir kahramanlık gösteren ve destan yazan şanlı Azerbaycan ordusunu her ferdini bir kez daha tebrik ediyor. Buradan kendilerini selamlıyorum. Başta Karabağ şehitleri ve parantez içinde Üsteğmen Memiyev başta olmak üzere tüm şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize, yaralılarımıza
acil şifalar diliyorum. Özellikle gazilerimizin, şehitlerimizin anne babalarına da saygılarımı, şükranlarımı ve minnet duygularımı ifade etmek istiyorum. Arkadaşlar, bir kez daha Karamağ Zaferi gününü en içten duygularla kutluyorum. Hepimize kutlu olsun ve bu şekliyle çalışmalarımızın daha dikkatli, daha hızlı şekilde devamıyla bu zaferi leke düşürmeyecek şekilde çalışmalarımızı, işbirliğimizi sürdüreceğiz. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Sen olasan Gülistan, sene her can kurban, sene bin bir muhabbet sinemle tutmuş mekan. Üç renkli bayrağınla mesut yaşa Azerbaycan, çok yaşa Azerbaycan. Yaşasın Türkiye, yaşasın Azerbaycan kardeşliği. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın efendimize, İçten konuşmaları için şükranlarımızı sunuyoruz.